Şimdi de ebeveyn çocuk ilişkisine ve aralarındaki iletişime hasar veren durumlardan ve tutumlardan bahsedeceğim. Nedir bunlar? Tabii ki en başta şiddet, yani fiziksel, sözel, psikolojik şiddet. Tabii ki ebeveyn çocuk ilişkisi için en çok hasar verecek şeylerin başında geliyor. Bu psikolojik şiddette, sözel şiddette, hakaret, tehdit, hor görmek, aşağılamak, çocuğu daima yetersiz, beceriksiz hissettirmek gibi tutumlar var maalesef. Ya da utandırmak, hissettiği duygularla dalga geçmek, yani bir şeye üzüldüyse, işte ağladıysa, bunda ağlanacak ne var, işte utanmıyor musun, bu kadar zayıf olma, bu kadar aciz olma gibi, yani böyle hani o hissettiği duyguyla ilgili utandırmak, aşağılamak, bunlar ilişkiye hasar verir. Yani bunlar aslında yapılmaması gereken şeyleri söylüyorum tabii ki. Korkutmak ya da bağırmak, bağırarak eleştirip suçlamak, ceza vermek gibi tutumlar. Aslında yani çocukları hata yaptığı için cezalandırdığınızda aslında bu onlara bu hatayı bir daha yapmamayı öğretmez. Aslında hatalarını benzer bir şekilde yaptığında daha iyi gizlemeyi öğretir. Yani böyle bir şeyi olabiliyor cezanın. Böyle bir etkisi. Yani siz o davranışı değiştirsin diye o davranışı değiştireceğini düşünerek kendinizce bir ceza veriyorsunuz ama tam tersi tepkisel. Aileden gizleyebiliyor. Artık aileye kendini açmayabiliyor ve artık yapacağı şeyleri daha iyi gizlemeyi, daha iyi yalan söylemeyi öğreniyor maalesef. Ya da çocukla ebeveyn ilişkisine hasar veren tutumlardan bir tanesi de çocuğa bir yük olduğuyla ilgili mesajlar vermek. Yani tabii ki ebeveynler çocuklar için çalışıyorlar veya çocukların geleceği için çabalıyorlar. İşte belki yeri geliyor kendileri bir şeylerden mahrum kalıyorlar çocukları daha iyi koşullarda yaşasın diye. Belki kendilerine almadıkları kıyafeti çocuklarına alıyorlar, kendilerinden daha çok onların beslenmesine özen gösteriyorlar. Kendi gitmedikleri bir sosyal etkinliğe çocuklarını götürebiliyorlar. Yani bunlar tabii ki güzel amaçlar ve takdir edilisi davranışlar ama bazen hani bu bunların yani işte sizin için şunları şunları yaptık, senin için şunları şunları yaptık cümleleri çocuğa yük olduğu ile ilgili veya hani bunun artık aile için yapılmak istenmeyen, zoraki yapılan bir şeymiş gibi anlama geldiği gibi böyle mesajlar çıkabiliyor. Yani işte biz sizin yüzünüzden işte geç vakitlere kadar çalıştık, biz sizin yüzünüzden İşte şunlardan şunlardan mahrum kaldık. Sizin için kaç senedir tatile gitmiyoruz falan gibi. Yani buralarda hani yük olduğuyla ilgili mesaj vermemek önemli. Ya da borçlu hissettirmemek önemli. Bazı ailelerde tabii alenen hani ileride bunların karşılığını vermesi gerektiği. Hani böyle çocuğun ileride büyüdüğünde işte bu maddi harcamalar neyse bunun karşılığını yapması beklenebiliyor. İşte ama tabii ki hani bu elbette hani çocuklar, evlatlar hani aileleri için onları mutlu edecek veya onlara iyi hissettirecek şeyler yapabilir ama bunun hani böyle bir borç gibi, zorunlu bir görev gibi hatırlatılması, sürekli söylenmesi ya da böyle büyük beklentiler içine girilmesi hani çocuk daha küçük yaştan hani ileride ödeyeceği bir şeyi, bedeli mi sürekli dinleyecek? Yani çok büyük bir olumsuz bir tutum ebeveyn çocuk ilişkisinde. Yine ilişkiye hasar veren ve hani yapılmaması gerekenler için de çocuğun duygularını yok saymak, küçümsemek. Biraz hani kısaca aslında bu hor görme ve küçümsemede bahsettiğim. Görmezden gelmek, bastırmak, susturmak ve duygularıyla alay etmek. İşte ağlayan bir çocuğa hani sen niye böyle zayıfsın, sen niye bu kadar güçsüzsün demek. Ya da işte arkadaşıyla ilgili yaşadığı bir hayal kırıklığını anlatıyor. İşte sen ne kadar gurursuzsun, senin hiç gururun yok mu? İşte bu arkadaşın sana böyle davranmışsa sen hala bununla konuşuyorsun. Yani orada hani çocuğun işte arkadaşından ayrılmak istemeyişi, onu kaybetmek istemeyişi, hani ona tekrar hayatında olmasını isteyişi mesela. Bu çok anlaşılır bir şey ama orada bazen ebeveyn bunu gurursuzluk, onursuzluk gibi, işte sen bu kadar aşağılık mısın gibi maalesef bu şekilde ifade edebiliyorlar.
doğru değil bu tutumlar. Ya da hani sen yapamazsın, sen bilmezsin, sen ne anlarsın gibi. Yani çocuğun, yani çocuğa hiç güven duyulmadığı mesajını vermek. Yani hani sanki yaptığı hiçbir şeyi yapamaz. Sen zaten hep beceriksizsin. Hani bir şeyi de düzgün yap. Hiçbir şeyi de düzgün yaptığını görmedik. Bir şeyi de tam yaptığını görmedik gibi. Yani çocuğa hiç güven duyulmadığı mesajını vermek. Bu da ilişkiye zarar veren bir tutum. Yine bazı aşırı kontrolcü ailelerde, aşırı müdahaleci ailelerde bu en iyisini ben bilirim. Hani ben ne diyorsam o, benim paşa gönlüm öyle istiyor. Çünkü ben öyle istiyorum. Hani kimsenin itiraz etme hakkı yok gibi. Yani bu tarz tutumlar, yani çocuğun düşüncesini hiçe sayan ve tamamen tek söz sahibinin hani o ebeveyn olduğu tutumlar tabii ki çok sağlıksız. Yine çocuğa yapılan eleştirinin davranışına değil tüm kişiliğine yönelik olarak yapılması. Yani tabii ki çocuğunuz, yani bir ebeveyn bir çocukta olumsuz, işte yıkıcı veya etrafa zarar verici bir davranış görebilir. O davranışı değiştirmesini isteyebilir. O davranışla ilgili bir eleştiride bulunabilir ama bunu tüm karakterine hakaret haline çevirmek son derece yanlış. Yani işte tembelsin, sorumsuzsun diyelim. Okulda bir gün derse geç kaldı veya işte sabah uyanamadı. Hani sen niye bu kadar tembelsin? İşte sorumsuzsun. Daha okula vaktinde gitmeyi bile beceremiyorsun gibi. Yani hani onun bütün kişiliğini değersizleştirmek tabii ki son derece sağlıksız. Ya da ev içinde bir sorumluluk verdiniz ve işte çöpü atmasını söylediniz veya çöpü atmak o akşam onun görevi ve unuttu. İşte hani çok balık hafızalısın sen, işte bu kadarcık bir görevi bile kafanda, aklında tutamıyorsun, hafızanda tutamıyorsun. Senin aklın nerede? İşte beynin çalışmıyor mu? İşte kafanın içindeki beynini kullanmıyor musun? Yani böyle birçok hani bu tarz örnekleri ben çok duyuyorum maalesef. Yani orada sonuçta her insanın başına gelebilecek bir unutkanlık söz konusu, bir dalgınlık söz konusu. Bu tamamen o kişinin balık hafızalı olduğunu da göstermez, beyinsiz olduğunu zaten hiç göstermez. Yani burada aşırı bir reaksiyon var ve tamamen o çocuğun hani gururunu ayaklar altına alan bir tepki var. Dolayısıyla hani bu tür tutumlar da doğru değil tabii ki. Yani sadece o davranışı, yani bu akşam işte çöpü senin atmanı bekliyorduk. Bu senin görevinde. Hani lütfen görevine daha sadık olursan çok iyi olur veya hani bunu bir dahaki sefere unutmazsan çok seviniriz gibi. Yani tabii ki orada beklentinizi ifade edin ama yani ağır hakaretlerle değil ya da tüm davranışına yönelik bir hakaret olarak değil. Ve aynı zamanda tabii ki hani çocuğun ev içinde bir karar verme, bir seçme hakkının olması önemli ve hani eğer bu hakkı hiç tanımıyorsanız, yani bir karar verme hakkı, söz söyleme hakkı yoksa, hiçbir seçme hakkı tanınmıyorsa bu da tabii ki son derece sağlıksız ve ebeveyn çocuk ilişkisine zarar veren, hasar veren bir tutumdur. Yani örneğin işte çocuğun odası için bir yatak alınacak. Yani tabii ki onun da bu konuda hani seçme hakkının olduğu bir konu olmalı bu. Ya da belki ona işte bir nevresim takımı alacaksınız. Hangisini istersin? Belki birkaç seçenek sunarsınız. O birini seçer. Ya da yemek konusunda da aslında. Hani bu yemek var ve bunu yemek zorundasın. İşte başka bir şey yemiyorsan aç kal. Ne halin varsa gör değil. Yani orada belki iki seçenek sunun. Hangisini yemek istersen birini seçebilirsin gibi. Yani çünkü tek bir şeye zorladığınızda hani orada bir inatlaşmayı da getiriyor. Ama belki iki seçenek sunduğunuzda hani artık o seçimin sorumluluğunu almış oluyor çocuk. Dolayısıyla ya da bir kıyafet konusunda da olabilir. Yani diyelim hani bazen çocuklar işte bir şeyi bunu giy dersiniz, giymek istemez. Hani kendi başka bir şey söyleyebilir. Orada belki iki seçenek, yani şunlardan birini giyebilirsin ya da mevsime uygun olmayan bir şeyi de seçebiliyor bazen. Belki ona orada bir sınır koyarsınız, hayır dersiniz ama işte mevsime uygun birkaç seçenek sunarsınız. Yani işte etek giymek istiyorsa o zaman ona hani bu çorapla giyebileceğini söylersiniz gibi. Yani belki işte her tamamen otoriter
bu yurgan bir düzen değil de hani siz ne derseniz çocuğun yaptığı bu. Çünkü zaten çok son derece sağlıksız bir tutum. Ama hani birkaç seçeneği olup onun da bir seçme hakkı olması yaşıyla birlikte tabii ki yaşına uygun şekilde bu son derece sağlıklı bir tutum olur. Ya da aynı şekilde ebeveyn çocuk ilişkisine hasar veren şeylerden birisi de hani bu kısıtlamayla ilgili. İşte bazı yiyecekleri hani tamamen kısıtlamak, hiçbir şekilde yemesine izin vermemek ya da işte çocuğu örnek veriyorum sağlıklı olduğunu, ebeveynin sağlıklı olduğunu düşündüğü ama hani çocuğun damak tadına hiç uymayan, sevmediği bir şeye yemeye zorlamak. İşte çok sevdiği bir şeyden mahrum etmek yani hani çikolata yemeyi seviyor. Tabii ki onun sağlıklı sınırlarda hani miktarını ayarlamak hani çocuğun sağlığı için de önemli ama işte bu tamamen kısıtlayıcı, tamamen mahrum edici bir tutum olduğunda bu tabii ki ilişkiyi de gerçekten çok hani düşmanlaştıran bir şeye dönüşüyor yani. Ya da tuvalet eğitimi diyelim. Tuvalet eğitimi çok katı olduğunda işte çocuk tuvalet eğitimi sırasında işte altına kaçırdığında hani bu çok katı bir şekilde cezalandırıldığında ya da bununla ilgili de eleştirildiğinde ya da işte damgalandığında bunlar da tabii ki bu ilişkiye çok hasar veren tutumlar oluyor. Yine aynı şekilde ergenlik döneminde de katı cezalandırıcı tutumlar, ergenin bir kimlik gelişimi sırasında aslında çok hassas olduğu bir dönem. Belki oralarda işte dış görünüşüyle dalga geçmek, fiziksel görünümüyle alay etmek ya da hani fiziksel görünümleriyle çok ilgilidir. O dönem uğraşları çok artar ergenlerin. Ve aslında bunun da bu döneme özgü doğal bir süreç olduğunu belki kabul etmek. Yani tabii ki aşırılıklar hani kendine ya da işte sorumluluklarıyla ilgili bir şeyleri aksatma noktasında hani kendine zarar verecek bir boyuttaysa o ayrı ama yani işte ayna karşısında biraz fazla vakit geçirmesi, kuaförde daha fazla vakit geçirmek istemesi, berbere sık sık gitmek istemesi, yani tıraşına özen göstermesi gibi. Yani bunlar aslında hani o döneme ait anlaşılır davranışlar. Dolayısıyla bunları da belki hani dış görünüşüne işte amma taktın, işte bu şekilde hani hiç hoş görünmüyorsun, iğrenç görünüyorsun, işte kimse seni beğenmeyecek ya da işte sivilcelerin çok kötü. İşte çok kilo aldığında hani beğenmeyecekler, çok zayıfsın, hastalıklı gibi duruyorsun ya da tam tersi. Yani bu tarz dış görünüşüyle ilgili de rencide edici tutumlarda bulunmamak tabii ki gerekiyor ve bunlar ilişkiye oldukça zarar veren davranışlar. Ebeveyn çocuk ilişkisine hasar veren durumlardan bir tanesi de kardeş rekabetinin yıkıcı olmasıdır ya da ebeveynin kardeş rekabetini körükleyici şekilde tutumlarıdır. Aslında bir kardeşle büyüyen herkes için kardeş kıskançlığı, zaman zaman kardeşiyle rekabet etmesi anlaşılır bir şeydir. Yani bu her zaman olumsuz bir şey olduğu anlamına gelmez. Eve sonradan gelen kardeşin kabullenmesi yani büyük çocuk için çoğunlukla zordur. Kendine bir rakip gelmiş gibi hisseder. Ya da ilgi artık annesi babası onunla artık yeteri kadar ilgilenmeyecek gibi düşünür. Çünkü haliyle yeni bebeğin daha fazla anneye babaya biyolojik bağımlılığı vardır ve hani daha yoğun bir ihtiyacı vardır. Yani o annem babama elimden aldı gibi düşünebilir, artık ihtiyaçlarım önemsenmiyor gibi düşünebilir içinde. Ya da hani daha somut düzeyde işte oyuncaklarını onunla paylaşmak istemeyebilir. Kıyafetlerini onunla paylaşmak istemeyebilir. İşte oyun arkadaşları olan belki anne babasının hani önceden oyun oynadığı onları paylaşmak istemeyebilir. Yani aslında bu rekabet son derece anlaşılır bir duygu. Yani niye kardeşini kıskanıyorsun? İşte utanmıyor musun kardeşini kıskanmaya? İşte sen ablasın, sen abisin. Yani bu duygusundan hani çocuğu utandırmamak önemli. Ya da tam tersi bazen ailelerde de hani bu duyguyu çok körükleyici şekilde de davranılabiliyor. Yani bir çocuğu aşırı övüp diğerini tamamen değersizleştiren ya da işte birine hani çok zeki, çok akıllı derken diğerine işte tembel, işe yaramaz, hani bundan bir şey olmaz gibi. Bu sefer iki kardeş arasında yani bir nifak tohumları da ekilmiş oluyor aslında. Dolayısıyla ya da hani bazen güzellikle ilgili hani işte biri çok güzel biri çirkin
İşte biri çok yakışıklı, dünya yakışıklısı, diğeri işte yüzüne bakılmaz falan gibi. Yani bu kadar uç örnekler olabiliyor. Dolayısıyla işte biri çok zeki, biri geç anlıyor. İşte o çok çalışırsa yapabiliyor ama diğeri çok az çalışınca yapıyor. Hani yani böyle bir zeka ile ilgili kıyaslamalar da doğru değil aslında. Aslında hani zaten çocuklara yönelik ebeveynin hani başka biriyle kıyaslaması doğru değilken, hani bir de aile içinde hani böyle bir kıyaslamanın olması hani hiç sağlıklı değil. Yani çocukta zaten var olan hani bir kardeşiyle kendini kıyaslama, zaman zaman ortaya çıkan kıskançlık anlaşılır bir şekilde. Duygularını hani bu tür kıyaslamalar daha da körükleyip bunun hani kıskançlıktan bir ileri boyut olan haset noktasına gitmesine neden olabiliyor. Çünkü kıskançlık hani onda varsa bende de olsun gibi bir şeydir. Ama haset yani bende yoksa hani ondaki de olmasın. Yani ona da hani zarar verme, ona karşı bir yıkıcılık da içeren bir duygu. Yıkıcı bir duygu haset. Dolayısıyla hani bu kardeş rekabetinin hani evde körüklenmemesi önemli. Bir taraftan da işte büyük çocuğun hani sen artık ablasın, abisin diye hani sanki onun hiçbir ihtiyacı yokmuş ya da o bir yetişkinmiş gibi davranmasını beklemek hani bu da doğru değil. Çünkü evet bir abi ve bir abla olsa bile o da bir çocuk ve hala ebeveynin ilgisine, bakımına ihtiyaç duyan bir çocuk. Bu önemli. Onun dışında küçük çocuğunda tabii ki kendini hani yeni geldiği aile ortamında onun da bir kanıtlama çabası var. O da işte abisi ablası daha büyük, ona özenebilir. İşte abisi onu, ablası onu bir şeyde istemediğinde onun yanında daha çok olmak isteyebilir. İşte dışlanma konusunda hani işte beni dışlıyor mu, dışlamıyor mu, beni kabul etti mi? İşte hani kardeş olarak beni yanında bir yerlere götürüyor mu, beni sahipleniyor mu? Yani küçük kardeşinin aslında böyle dertleri vardır. Yani o da büyük tarafından korunup, kollanıp, sahiplenilip, desteklenmek ister. Yani o da aslında ailede kendine bir yer bulmaya çalışıyor bir tarafta. Dolayısıyla yani bu kardeşler arası dengeyi yönetmek, kardeş rekabetini, yıkıcı kardeş rekabetini körüklememek ebeveyne düşen rol. Aynı zamanda da bu duyguların, yani rekabet duygusunun da, kıskançlık duygusunun da ifade, çocuklara hani bu konu, bu duyguları ifade etme alanı açmak da çok önemli. Çünkü bazı ailelerde de hani bu duygular tamamen yok sayılabiliyor. Yani işte benim çocuklarım hiç birbirini kıskanmadı ya da İşte büyüğüm hiç küçüğü kıskanmadı. İşte asla bizde öyle şeyler olmadı falan gibi. Ama belki hani orada çocuk o duyguları hissederken ebeveyn onu fark etmedi bile. Ya da bu duygunun o kadar kötü bir duygu olduğunu düşündü ki çocuk zaten o duygular içindeyse bile bunu ebeveynine söyleyemedi. Yani dolayısıyla hani o duygular son derece insani, anlaşılır duygular. Yok sayılması, bastırılması, halının altına süpürülmesi gerekmiyor. İfade edilebilir, konuşulabilir. Ne şekilde, çocuğun ne şekilde hissettiği anlaşılırsa belki hani onun ilgi ihtiyacı da ona göre karşılanır. Yani ilgi ve sevgi ihtiyacını gösteren bir şey aslında kıskançlık. Ebeveyn belki o ihtiyacı daha fazla gidermeye çalışacak bu duyguyu bildiğinde. Dolayısıyla kardeş rekabeti ve nasıl yönetildiği de ebeveyn çocuk ilişkisini belirleyen önemli bir konu. Ebeveyn çocuk ilişkisini konuştuk. Ebeveyn çocuk arasındaki iletişimi konuştuk. Elbette ebeveynlik beraberinde birçok zorluğu da getiriyor. Ve ebeveynliğin kolay bir şey olduğunu iddia etmiyoruz. Ama hani bu zorluklarla nasıl üstesinden gelinebilir? Ya da belki mükemmel bir ebeveyn olmak değil, ideal ebeveyn olmak değil ama yeterince iyi anne olmak, yeterince iyi baba olmak nasıl mümkün olabilir? Biraz bunlar üzerine kafa yormak önemli. Sonuçta bu eğitimler sizin çocuğunuzla ilişkinizin daha sağlıklı olması için, aranızdaki bağın daha kuvvetli olması için hani bir katkı sunabilir. Ya da çocuk gelişimiyle ilgili okunabilecek kitaplar, yayınlar, birçok çocuk ruh sağlığıyla ya da çocuk psikolojisiyle ilgili okunabilecek birçok yayınlar var, izlenebilecek birçok yayınlar var. Bunlar aslında kişinin çocuğuyla ilişkisini güzelleştirebilecek, daha derin, zengin bir bağ kurmasını sağlamak için oluşturulan yayınlar.
Nasıl ki insan iş yaşamında, işinde daha iyi olmak için bir şeyler okuyup, araştırıp, kendini geliştirmeye çalışıyorsa ya da yeni bir dili öğrenmeye çalışıyorsa, belki çocuğun dilini öğrenmeye çalışmak da, çocukla nasıl iletişim kurabileceğinizi öğrenmeye çalışmak da benzer bir şey, benzer bir çaba. Ya da insan kendini geliştirmek için, kendi psikolojik dünyasını daha iyi anlayabilmek için de bir şeyler yapabiliyor, bir şeyler okuyabiliyor, terapiye gidebiliyor. Aynı şekilde çocuğuyla ilişkisini nasıl daha sağlıklı hale getirebilirim diye de insan destek alabilir. Bir şeyler okuyabilir, kendine faydalı olabilecek yayınlara ulaşmaya çalışabilir, kendini geliştirebilir. Yani aslında bu belki bir ebeveynlik yolculuğunda hayat boyu sürecek bir gelişim süreci. Bazen ben annelerden şöyle şeyler duyuyorum. İlk anne olduğumda işte kendimi hani yabancı gibi de hissediyordum. Yani çok çocuğumla daha hani birbirimizi tanımıyorduk ve aslında onun ne dediğini ben anlamıyordum. Benim ne dediğimi o anlamıyordu. Ama zamanla aramızda çok güzel bir bağ gelişti. Çok güzel bir dil oluştu. Ya da işte örnek veriyorum, işte 6 aydan sonra ben gerçekten anne olduğumu hissetmeye başladım ve ona karşı daha yoğun, güçlü hisler, sıcak duygular beslemeye başladım. Yani aslında biraz süreçte hani çocuğunuzla paylaşımınız arttıkça, siz onun dilini anladıkça, o sizin dilinizi anladıkça da hani güçlenen bir bağ oluyor. Yani her şey olumlu gittiğinde böyle bir kar topu gibi aslında zenginleşen bir şeye dönüşüyor. Tabii ki elbette zorlandığınız noktalar da olacaktır. Çünkü aslında ebeveynlik doğası gereği, birçok kişiden de dinlediğim, hastalarımdan dinlediğim, yani doğası gereği içinde hani bir yetersizlik duygusunu da sanki barındırıyor. Yani işte yeterince iyi miyim? Yani iyi bir anne miyim? İyi bir baba mıyım? Bu tür sorgulamaları çok kişiden duyuyorum. Ama hep bir taraftan da şunu düşünmüşümdür. Yani bir kişi bunu sorguluyorsa aslında zaten orada iyi bir ebeveynlik yaptığı ya da bunun çabasında olduğunu gösterir. Çünkü iyi ebeveynlik yapmayan insanların çok bunu sorguladığı ya da kendiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığına çok şahit olmadım. Dolayısıyla hani bu insanın kendini sorgulaması veya bir şeyleri geliştirme, düzeltme çabası ya da bir hata yaptığında onu onarma çabası, bu bile çok kıymetli. Yani çocuğunuza karşı hatalı olduğunuz, kırıcı olduğunuz bir davranışınız olduğunda bunun özrünü dilemek, tekrar etmemeye çalışmak, o davranışı değiştirmek o kadar kıymetli ki yani. Dolayısıyla o süreçte, yani ebeveynlik uzun bir süreç ve o süreçte de hani ebeveynler de, anne babalar da değişiyor. Yani bir annenin de 20'li yaşlarındaki anneliğiyle belki 30 yaşlarındaki anneliği de farklı. Çünkü anne de değişiyor ve artık farklı kişiler oluyor. Dolayısıyla yani o değişim, gelişim her zaman için mümkün. Burada bir de önemli olan bir şey de sizin aslında çocuğunuzla iletişiminizin iyi olabilmesi için, ilişkinizin iyi olabilmesi için belki kendinize de iyi bakmanız hani çok önemli burada aslında. Yani kendinize iyi bakmanız, çift olarak, çift ilişkisinde bir çiftin birbirine iyi bakması, bunlar da çok önemli. Çünkü bizim kültürümüzde bir kişi ebeveyn olduğunda, anne ya da baba olduğunda sanki bütün rollerin üzerine geçen bir şey oluyor ve diğer rolleri hatta neredeyse tamamen siliyor. Yani artık anne ise o kadın kimliğinde birisi değil. Ya da işte artık eş rolünde sanki oradan terfi ediyor veya o rolünde herhangi bir şey yapması gerekmiyor gibi. Halbuki öyle değil. Yani siz anne olabilirsiniz ama eş rolünüz, yani eşinizle olan bağınız, duygusal ihtiyaçlarınız, eşinizin size olan ihtiyacı devam ediyor. Ya da sizin bir bireysel kimliğiniz hala devam ediyor. Yani bir iş yaşamında olabilirsiniz, çalışma hayatında bir rolünüz olabilir. Ya da arkadaş ilişkilerinde bir rolünüz var. Anne babanız hayattaysa evlat rolünüz devam ediyor. İşte kardeşlerinizle olan ilişkileriniz var. Yani aslında birçok rolünüz devam ediyor. Ama sanki bir kişi anne olduğunda bu diğer rolleriyle ilgili bir şeyler yapmak isterse hakkı değilmiş gibi veya işte bu anneliğine eksi bir annelik hanesine eksi bir puan olarak yazılacak bir durummuş gibi değerlendirilebiliyor. Bu da anneler üzerinde, babalar üzerinde de ama hani sanki bu konuda en çok anneler baskı altında hissediyor. Halbuki bir annenin de çocuğunun ihtiyaçlarını belki karşılayıp onu hani eşiyle bir şekilde organize ettik,
ettikten sonra ya da belki kendi ebeveynlerinden de destek alarak işte belki haftada bir gün bir spora gitme ihtiyacı duyması son derece anlaşılır. Ya da bir arkadaşıyla oturup bir kahve içmesi son derece anlaşılır. Ya da bir babanın da hani bazen eşler birisi haftada bir gün spora gidiyor. Diğeri sevdiği bir filmi izlemeye sinemaya gidiyor gibi. Yani birbirleriyle böyle bir dayanışma içinde olabiliyorlar. Bu çok güzel bir çözüm. Ya da çiftlerin de hani baş başa vakit geçirmeleri de aslında önemli. Belki ikisi de çalışıyorsa bir öğlen yemeğinde buluşmak. Yani akşam evde hani çocukla vakit geçiriyoruz ve çift olarak hani vaktimiz kalmıyor diyorlarsa belki bir öğlen yemeğinde buluşmak bir çözüm olabilir. Belki anne babalara hayattalarsa anne babalardan destek alma imkanı varsa belki haftada 1-2 saat bırakıp bir baş başa hani çift olarak yemeğe gitmek gibi bir şey. Yani bunlar yani çift ilişkisini beslemek de çok önemli. Ve aslında çift ilişkisi beslendiğinde eşler de birbirine aynı kayıkta ve hani birlikte kürek çeken iki kişi gibi böyle hissediyorlar. Yani tek başına mücadele eden veya sorumlulukların çoğu işte bu genellikle hani anne oluyor. Sorumlulukların çoğu anne de olduğunda babanın hani bu çocuk bakımında çok geri planda kaldığı ya da hiçbir sorumluluk almadığı durumlarda ya da çift rollerindeki kopukluktan dolayı bazen çift arasında bir uzaklaşma, soğuma varsa oralarda bu sefer çocukla ilgili zorlukları işte çocuğun dilini anlayamamakla ilgili belki bir sıkıntıyı hani çok daha yoğun yaşıyor ebeveyn. Oysa yani biz birlikte mücadele ediyoruz. Yani ben şu an ebeveynlikte zorlanıyorum ama benim yanımda destek olan biri var ya da benim gibi zorlanan biri var. Biz birlikte bu zorluğu aşıyoruz. Birlikte zorlukların üstesinden geliyoruz gibi hissederse bir ebeveyn o zaman çocukla ilgili zorluklarla da çok daha rahat baş edebilir hale geliyor. Ya da bireysel olarak hiç kendine ait işte haftada belki bir yarım saat, bir saatlik alanı bile kalmıyorsa o annenin o zaman işte çocuğuna hani olan tahammülü de azalabiliyor maalesef. Dolayısıyla belki biraz etraftan hani annenin anneliğini eleştiren babanın babalığını eleştirenler varsa belki biraz ellerini taşın altına da koymaları gerekiyor. Çünkü eskiden çocuklar hani bir köy ortamında, bir kasaba ortamında ya da işte bir geniş aile topluluğu içinde sorumluluklar bölüşülerek büyümüş. Oysa şimdi hani şehir hayatı, işte küçülen aileler, daha çok çekirdek aile şeklinde yaşam şekli nedeniyle bu sefer de çocuğun bakımıyla ilgili tüm sorumluluk anne ve babaya kalıyor, iki kişiye kalıyor. Onlar da eğer ikisi de çalışıyorlarsa zaten çok daha zorlu bir süreç oluyor. Ve bir de bu zorluğun üzerine işte ne kadar iyi anne olup olmadığı sorgulanıyorsa, nasıl bir baba olup olmadığı sorgulanıyorsa, o zaman işte anne babanın hani yetersizlik duyguları daha da artıyor. Yani buralarda biraz bir sosyal destek ağı varsa, ailelerden hani olabildiğince yardım alabilmek, ailelerden, belki arkadaşlardan, belki kardeşlerden hani sağlıklı bağlar varsa oralardan destek isteyebilmek. Ama tabii bazen hani çevreden destek alınabilecek bir ilişki ağı olmuyor ve öyle olunca anne ya da baba dışarıdan gelenler daha fazla sorun ve stres kaynağı haline geliyorsa o zaman sadece ikimiz bakacağız diyebiliyor veya çözümü bu şekilde bulabiliyor. Ya da annenin çalışmak yani çalışıyorsa anne onun çalışma hayatına dönmesiyle ilgili de belki orada hani anne ve bebek için en sağlıklısı neyse o sadece ikisinin ya da işte hani o ailenin karar verebileceği bir şey olmalı. Yani bazen işte çalışma hayatına hemen dönme ya da işte bir an önce çalışma hayatına dön gibi baskılar olabiliyor anneler üzerinde. Bu da yine annenin bebeğiyle olan ilişkisini ya da işte iletişimini bozabilecek, annede tükenmişliğe neden olabilecek bir faktör olabiliyor. Yani aslında bir ebeveynin, annenin, babanın çocuğuyla ilişkisinde yani yeterince o bakım verme süreci zorlu bir süreç. Buna ek olarak stres yaratabilecek şeyleri olabildiğince azaltmak ve iyi gelebilecek yani bu ebeveyn çocuk ilişkisini besleyebilecek, iyi gelebilecek şeyleri de olabildiğince arttırmak önemli. Yani eğer anne için
çalışma hayatına dönmek, belki çalışma hayatında bir işe yarar hissetmek kendini, orada tekrar var olmak iyi gelecekse o zaman o anne için çalışma hayatına dönmek daha iyidir. Ama kendini eğer çalışma hayatına döndüğünde hani evdeki çocuğuyla sürekli zihni meşgul olacak ve çalışma hayatına adapte olamayacak gibi, oraya odaklanamayacak gibi hissediyorsa ya da çocuğundan ayrılmak istemiyorsa o zaman o anne için belki bir süre daha çalışma hayatına dönmemek daha iyidir. Yani burada tek bir doğru yok. Yani o yüzden bunu dıştaki çevredekilere düşen belki yani onlara destek olabilecek bir şey varsa destek olmak, destek olamıyorlarsa da belki yargılayıcı veya işte hüküm verir gibi, kesin karar verir gibi ya da bunun doğrusu budur gibi hani ahkam kesmek gibi davranışlar, hani bunlarla olabildiğince kendinizi uzak tutmanızı öneririm. Tek bir doğru yok velhasıl. Ya da hani çocuğun işte ne zaman kreşe başlayacağı, ne zaman anaokuluna başlayacağı gibi şeyler. Yine bunlar da aileler üzerinde dışarıdan gelen yorumlarla baskıyı arttıran konular olabiliyor. Burada önemli olan yine sizin çocuğunuzla ilişkiniz, bağınız, birlikte evde daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Bir sene sonra kreşe gidebilir diyorsanız öyle olabilir. Yaşıtlarıyla birlikte oynama şansı olsun, işte bir eğitim de alarak aynı zamanda gelişimi için faydalı olabilir diyorsanız ona göre bir şekilde okula yani kreşe başlama sürecini planlayabilirsiniz. Yani burada buralarda tek bir doğru yok. Ya da işte eğer bir bakıcı eşliğinde hani bakılacaksa o zaman belki yani hangi yaşta olacağı ile ilgili de belki kesin bir şey yok ama bir süre hani bakıcıyla beraber sizle birlikte alışma süreci bebeğin hani daha sağlıklı olabilir. Ama hani tek bir doğru yok. Yani buralarda belki hani bir profesyonelden fikir alabilirsiniz zaman zaman zorlandığınızda. Yani eş, dost, el alem şöyle dedi diye hani böyle olacak diye bir kural yok. Hani kendi üzerinizde ekstra yani çocuğa bakım vermek zaten yeterince zorlu ve sizin hani mütemadiyen sorunlarla baş etmeniz veya sorun çözen konumunda olduğunuz bir şey. Bunun dışında ekstra size stres yaratan durumları olabildiğince azaltmaya çalışın. Yani hani başkalarının ne diyeceği değil, belki sizin o süreçte hani bir profesyonelden belki destek alabilirsiniz. Yani çocuğunuzun gelişim durumuna göre ya da işte hani şu şöyle bir durumda hani kreşe başlamasını önerir misiniz diye danışabilirsiniz. Yani uzmandan da destek alabilirsiniz. Aynı şekilde çocuk sonrası yani ebeveyn olma sürecinde eğer ebeveyn rolleriyle ilgili çiftler arası yani eşler arası bir çatışma ve hani ciddi bir problem oluyorsa belki oralarda çift olarak hani bir psikolojik destek veya bir danışma alabilirsiniz. Ya da bireysel olarak yani ebeveynliğin sorumluluğu ağır geliyorsa, o sorumluluklarla baş etmekte zorlanıyorsanız, kendinizi tükenmiş, yetersiz, çaresiz hissediyorsanız, sorumluluklar altında eziliyor gibi hissediyorsanız, çok kaygılı, endişeli hissediyorsanız, yani buralarda bireysel olarak destek alabilirsiniz. Yani bu ebeveynlik yolculuğu dediğim gibi uzun soluklu bir yolculuk ve zaman zaman hani buralarda eğitim almak, destek almak son derece sağlıklı bir şey, utanılacak bir şey değil. Bunu da vurgulamak istiyorum. Ve en önemlisi de kendinize iyi bakmanız. Yani kendinize iyi bakmadığınız, kendi ihtiyaçlarınızı görmezden geldiğiniz bir noktada bu bebeğinize de çocuğunuza da yansıyacaktır. O yüzden hani önce annenin, babanın bireysel olarak iyilik halleri, çift olarak aralarındaki ilişkinin iyi olması bunlar çok önemli ve bunlar ve sizin çocuğunuzla olan ilişkinize de olumlu yansıyacak.